Arkadaşlar merhabalar, bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 5'in çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 15, 20, 27 ve X var arkadaşlar burada. Kenar ortayların kesim noktası da G olarak verilmiş. Madem G kenar ortayların kesim noktası, ya X'i uzatacağım ama uzatınca bir şey gelmeyeceği belli. AC uzunluğu da yok. Burada ya da şunu uzatacağız ki buradan geçen kenar ortay olacak. Bunu uzatacağımız mantıklı. Burası kaç yapıyor? 42 hocam. Tamamı 42 ise ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani 21, 21 yapacak. 21 ise buraya kaç kaldı? 6. Tamamı burada da 2'ye 1 oran olduğundan dolayı 20 ise burası da kaç olacak? 10 olacak. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10. Buradaki dik üçgenden de 8, 15, 17 üçgeninden cevabı 17 olarak buluruz. Birinci soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 2'ye. Gençler direkt burada ne var? Bir dış açıortay teoremi var arkadaşlar. Dış açıortayın değdiği yerden başlıyoruz. Hop tekrarla şu bölü tamamı. Bizden zaten ne isteniyor? BC. Şu x x diyelim. Burası da x değil mi? Evet. X bölü 2x eşittir 6 bölü x değil midir? X'ler gitti burada. X'i de buradan kaç bulduk? 12 bulduk. Ama BC isteniyor bizden. Yani BC uzunluğu 2x eşit. 2x de kaç yapar? 24 yapar. Cevap Denizli oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. 3. soruda da arkadaşlar açıortaylık var. Şu üçgende bir açıortay ama şu kenar falan yok arkadaşlar. O zaman kenar olan üçgene bakmak lazım. Yani hangi üçgene bakalım arkadaşlar? Şu büyük üçgene bakacak olursak kenarlar mevcut mu? Mevcut. Bu açıortayda kollar oranı 18'e 27. Şöyle 27 arkadaşlar. 18 bölü 27 dediğimiz kaç? Oran şeklinde yazıyoruz ya. 2 bölü 3 değil midir arkadaşlar? Evet. Yani burada 2K ise burası ne olacak? 3K olacak. Sonra hocam şuradaki üçgende de bir açıortay var. Bu açıortaylığı da kullanmam lazım. Direkt kafadan 3K'daki 18 ise 2K'daki kaç yapar? Bunun tamamı arkadaşlar. Bakın 6 katı 6 katı. O zaman burası 12 yapar. Tamamı 12. Sonrasında ne yapacağım? Şurayı parçalamam lazım. Orayı da şu üçgende parçalayabiliriz. Bu açıortayda. 9, 18 olduğu için 1'e 2 oran var. Yani y iken burası ne oldu arkadaşlar? 2y olacak. Toplam 3y eşittir 12 ise y'yi buradan 4 buluruz. Bizden ne isteniyor ama? X, yani 2y isteniyor. Cevabımız da kaç yapar? 8 yapar. 3. soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 4'e. Dikdörtgen biçimindeki bir tahta parçası 4 birim yüksekliğinde olan dikdörtgen biçimindeki çöp kutusunun içine şekil 1'deki gibi yerleştirilmiştir. Şöyle. Şurası 4 birimmiş. Hocam burası 4 birimse şuraya bir 4 birim olarak yazalım. Hocam burası 4, burası 4. Şu uzunluğu, toplam uzunluğu x artı 4 yaptı. Hocam burası x artı 4 olduğundan buraya kaç kaldı o zaman? X artı 2 mi kaldı? Evet, çünkü dikkat dikkat. Şurası kaç? X artı 4 olacak. O yüzden buraya x artı 2 kaldı. Sonra ok yönünde 45 derece döndürülmüş. Hocam 45 derece döndürünce burada kaçı 45 derece değil mi? Çünkü niye? Göstereyim de arkadaşlar kafada soru işareti kalmasın. Bu böyle, hop 45 derece döndürmüş hali böyle. O yüzden burası ne yapacaktır arkadaşlar? 45 derece yapacaktır. Hatta ve hatta burası da 45 derece oldu mu? Oldu. Sonra 3, 4, 5 üçgeninden burası da kaç yaptı arkadaşlar? 5 yaptı. Sonrasında ne yapacağız? Şu 45'i kullanmam lazım. Aa hocam şu üçgende ne oldu? Bu üçgende bir dış açıortay oldu. Bak 45'e 45. Dış açıortayın dediği yerden başlıyorduk. Hocam şunun, şöyle göstereyim. Şunun tamamına oranı. Yani nedir? X artı 2'nin tamamının oranı kaç? X artı 2 artı 5. X artı 7'ye oranı eşittir. 3 bölü 4 mü? Evet, 3 bölü 4'ten. İşler dışlar yapalım. 4x artı 8 eşittir. 3x artı 21 yaptı. X de buradan 21'den 8 çıktı. 13 mu yapıyor? Aynen öyle. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? X isteniyor. Zaten cevabımız da böylelikle Denizli çıktı. Geldik 5. soruya. Hocam G ağırlık merkezi verilmiş. Bu ağırlık merkezi verilmişse ya bunu uzatacaksın ama AB uzunluğu yok, ya da bunu uzatacaksın. Tabii ki bu daha mantıklı. Ağırlık merkezini kullanacağız çünkü. Burası kök 7'ye kök 7 yaptı, ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam burada da 1'e 2 oran var ama 30-60-90'ı kullanacağız ve burada. Hocam o zaman ben buraya bir K dersem burası ne olacak? Kök 3K olacak. K kök 3 olacak. Ama burada K kök 3 bölü 2 ile uğraşacağım. O yüzden buraya 2K diyeyim. Burası da kök 3 katı. 2 kök 3K mı oldu arkadaşlar? Evet. 2 kök 3K olduysa 2'ye 1 orandan dolayı burası da kök 3K oldu. Burada bir Pisagor yapacak olursam 90 derece. Kök 7'nin karesi 7 eşittir. Kök 3'ün karesi 3K kare artı 2K'nın karesi 4K kareden. 7 eşittir 7K kare geldi. K'yı da buradan ne bulduk? K kare eşittir 1'den. K'yı da buradan 1 bulduk. K buradan 1 ise arkadaşlar o zaman burası 2 yaptı. Burası da 2 kök 3 yaptı. Zaten bizden ne isteniyor arkadaşlar? 30'un karşısı 2K iken 90'ın karşısı 4K değil mi?
Bizden 4K isteniliyor. O zaman cevabımız kaç yapar? 4 yapar. 5. soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 6. soruya. Şimdi açıya dalasım da var aslında. Dalmayasım da var. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Kola dik çizilmiş. Diğer kola dik çizerek de yapabiliriz. 2 seçenek var. Ben seçeneğimi şundan yana yapacağım ama öncesinde ne var arkadaşlar? Öncesinde şuradaki üçgende bir açıortaylık var. Ve dik üçgen olduğu için 6, 8, 10 üçgeni bu. Hemen 8'i yazalım. Bir de kollardaki oranı da yazalım arkadaşlar. Hocam bunun tamamı kaç? 8. Bunun tamamı 8 ve 6 bölü 10'dan dolayı hocam 3K iken burası 5K'dır. Toplam 8K 8'e eşitse o zaman K 1. O zaman burası 3, burası da 5 yaptı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Açıya dalalım isterseniz ya. Dalalım mı? Vallahi hiç dalasım da gelmedi ya. Alfa beta böyle şurada ikizkenarlık çıkıyor. Şurada ikizkenarlık çıksaydı şey yapacaktım aslında ama. Dediğim gibi şeyden de çıkar. Benzerlikten de çıkar arkadaşlar. İsterseniz benzerlikten de yapabilirsiniz. Buraya 3 kök 5 deyip sonra alfa beta'ya dalın. Şu üçgenle büyük üçgen benzer oluyor. Ben başka yerden yapayım. Açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da bir dik çizecek olursam kollara çizilen dikmeler eşit. 3 ise 3. Ayırdıkları yerler de eşit. 6 ise 6. E buraya 4 kaldı. 3 6. 3 kök 5. Şimdi benzerlik mi var arkadaşlar? Evet. Direkt tekrara da girmeyelim. 6'nın 4'ü oranı 6 bölü 4 eşittir. 3 kök 5 bölü x değil midir? Temel orantıdan dolayı. 3 kök 5 bölü x'e eşittir arkadaşlar. Yarısının kök 5 katı, yarısının kök 5 katı. Cevabımız ne yaptı? 2 kök 5 yaptı. O zaman 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7'ye. DABC'nin iç açıortaylarının kesim noktası. Yani sen buradan getirdiğin açıortay, buradan getirdiğin açıortay, buradan getirdiğinde ne olacak? Açıortay olacak. Açıortayları şöyle bir gösterelim isterseniz. Açıortay, açıortay. E bu da açıortay hocam. Hatta 45-45 oluyor değil mi burası? Evet. Şu 45'leri şöyle yazalım isterseniz. 45-45. E ne yapacağız? Açıortayda kola dik çizilmiş. Diğer kola da biz bir dik çizelim arkadaşım. Hatta burada da açıortayda kola çizilmiş. Burada da şöyle buradan da bir diki de biz çizelim. Kollara çizilen dikmeler ne olacak? Birbirine eşit olacak. Hocam A iken A. Burada da A iken A yaptı. Hatta ayırtıkları yerler de birbirine eşit olacak. B iken B. Şurada da kollara çizilen dikmeler eşit. C iken burası da C mi oldu? Evet. A 90 90 90 burası da 90 oldu. Dikdörtgen oldu. A iken A oldu. A iken A oldu. Hatta kare oldu. Bizden ne isteniyor? A artı B artı C'yi vermiş. Çevre isteniyor. Çevre dediğimizde nedir arkadaşlar? A'dan 2 tane, B'den 2 tane, C'den 2 tane var. 2A, 2B ve 2C toplamı isteniyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 24 yapar. 7. soru böylelikle ne yaptı arkadaşlar? 24 yani Edremit yapmış oldu. 7'yi Edremit bulduk. Geldik 8'e. Bir ABC üçgenin BC kenarının hemen ABC üçgenini çizelim arkadaşlar. Şöyle bir ABC üçgeni çizdik. Rastgele çiziyoruz. A, B ve C'yi çizdik. BC kenarına ait kenar ortay uzunluğundan bahsetmiş. BC kenarına ait kenar ortay uzunluğunda şöyle bir çizelim. Çizdikten sonra kenar ortay olduğunu söylediği için böyle şey yapalım. 12 birimmiş burası. Ağırlık merkezinin AC'ye olan uzaklığı. Evet şuradaki ağırlık merkezinin AC'ye olan uzaklığı hangisi olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar 12 değil mi burası? 12. 1'e 2 oran olduğu için 3'e böl kısa parçayı bul. 4 yani burası ne oldu? 8. Bizden ne isteniyor? AC kenarında olan uzaklığı hangisi olabilir diye soruluyor. X soruluyor arkadaşlar. Bakın şurada bir dik üçgen var mı? Var. Hocam dik üçgende hipotenüs 8. E o zaman X kenarı 8'den küçük olmak zorunda. Yani X küçüktür 8. O da hangi değerde var arkadaşlar? Edremit'te var. 8. soru Edremit oldu. Geldik 9'a. Evet geniş açılı bir üçgen. ABC üçgeni de hatta açısı 90'dan büyükmüş. Geniş açılı bir üçgen çizelim mi arkadaşlar? Şöyle çizelim. Geniş açılı olduğunu gösterelim bakalım şunun. A, B ve C'yi çizdik. Sonra diyor ki AB ve AC kenarlarına ait kenar orta dikmeler. Zaten geniş açılı bir üçgende kenar orta dikme merkezi nerededir? Üçgenin dışındadır. Yani kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Çevre açıların merkezidir aynı zamanda. E arkadaşlar kenar orta dikmelerini çizelim. Bunun kenar orta dikmesi bu. Bunun kenar orta dikmesi de bu. Nerede kesişti arkadaşlar bunlar? Bu kenar orta dikmesi, bu da kenar orta dikmesi olduğu için burada kesişti. Evet, AB ve BC kenarını sırasıyla D ve E noktasında kesiyormuş ve bunlar K noktasında kesişiyormuş. Buna göre diyor K noktası diyor ADE üçgeninin, ADE üçgenini de oluşturalım şöyle. Hocam ADE üçgeni şurada, hemen ADE üçgenini de oluşturduk. İşte bu üçgenin nesidir diye soruluyor arkadaşlar. Dışarıda bir şeyidir arkadaşlar bu. Dışarıda bir şey. Bakalım ne? Hocam öncelikle şu. Yükseklik tabanı iki eş parçaya böldü. Hocam bu açıortaydır. Bu da ikizkenardır. Hocam bu da aynı şekilde ikizkenardır. Bu da açıortay mıdır? Evet. E hocam buradaki nokta şu sarı üçgenin nesidir?
Bak şunu şöyle uzatırsan. Hocam nokta açısı nokta açısıyla burası da nokta yaptı. Hocam bu da aynı şekilde. Şunu şöyle uzatırsak bak burası çizgiyken burası da çizgiyse çizgi oldu. Şu üçgende bakın dış açıortay dış açıortay dış açıortayların kesim noktası mı oldu? O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Akçay oldu. Güzel bir soru. ÖSYM 3-4 yılda bir böyle bir soruda da karşınıza çıkabiliyor. Dikkat edin. Hoş bir soru olmuş. Evet 9. soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 10. soruya. Katlama. Eski haline geri açıyorduk. Açtık. Üçgen burası kaçtır? 3'tür. Hatta şu parça ya da şu parça birbirine eşit midir? Eşittir. Hocam bu ne oldu? Aynı zamanda üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Bak. Açı ortay doğrusu çıktı. Hocam açı ortayda koldaki oran tabandaki oranlama eşit olacak. Hocam 3'e 4 oran var. O zaman burası 3K iken burası ne olacak? 4K olacak. Zaten üst üste binen kenarlar eşit. Burası 3K. O zaman K dediğimiz kaç yaptı arkadaşlar? Tamamı 4K olduğundan buraya K kaldı. K dediğimiz 2 yaptı. Çevre ABC isteniyor. Madem K 2 yaptı. K yerine değeri yazarsak. Hocam burası 6. Burası da 8 yaptı. Çevre ABC de 6, 8 ve 7'nin toplamı yapar. O da kaç yapıyor? 21 yapıyor gençler. Cevabımız böylelikle Balıkesir oldu. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test altını çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.